Hayal edin, evinizde tek bir priz bile yok. Kablo aramak, şarj aleti bulmak tamamen geçmişte kalmış. Cep telefonunuz, televizyonunuz, hatta elektrikli arabanız hepsi görünmeyen bir enerjiyle havadan şarj oluyor. Üstelik tamamen ücretsiz. Bu size bir bilim kurgu filmi gibi mi geliyor? Belki de öyleydi ama bir kişi bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzereydi. Adı Nikola Tesla. Ve bu dünyayı değiştirecek bir fikrin yükseliş ve çöküş hikayesi. Bugün elektrik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ama onu kullanmak için hala prizlere, kablolara, bataryalara bağlıyız. Peki elektriği havadan iletmek mümkün mü? Yani kablosuz bir şekilde enerjiyi bir noktadan diğerine taşımak? Evet, bu fikir 19. yüzyılın sonunda Nikola Tesla'nın zihninde filizlendi. Tesla, enerjinin kablolara ihtiyaç duymadan havadaki elektromanyetik dalgalar aracılığıyla iletilebileceğine inanıyordu. Bunun temeli rezonans ilkesiydi. İki sistem aynı frekansta titreştiğinde enerji kayıpsız şekilde birinden diğerine geçebiliyordu. Tesla'nın amacı tüm dünyaya kablosuz elektrik sağlamak ve bunu doğal kaynaklardan elde edilen sınırsız enerjiyle yapmaktı. Bu düşünceyle New York'ta dev bir deney alanı kurdu. Wardenclyffe Kulesi. Bu kule sadece bir radyo vericisi değil, aynı zamanda dünyanın iyonosferine elektrik göndererek binlerce kilometre uzağa enerji iletecek bir istasyondu. Tesla'ya göre dünya kocaman bir iletken gibiydi. Yani doğru frekansla titreştirilirse elektrik gezegenin bir ucundan diğerine taşınabilirdi. Bu teknoloji sadece ampulleri yakmakla kalmazdı. Gelecekte gemiler, uçaklar, fabrikalar bile kablo olmadan enerji alabilecekti. Tesla enerji üretimini bir avuç şirketin elinden alıp tüm insanlığa bedava sunmak istiyordu. Ama işte tam da burada işin rengi değişti. Çünkü bedava enerji, enerji şirketlerinin sonu demekti. Ve bu devrimci fikir sadece bilimsel bir mücadele değil, aynı zamanda ekonomik ve politik bir savaşa dönüştü. Tesla'nın kablosuz enerji hayali bugün hala tam anlamıyla gerçekleşmedi. Ama temelleri modern kablosuz şarj sistemlerinden, uzaktan enerji aktarım teknolojilerine kadar birçok alana ilham verdi. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama bu daha başlangıç. Şimdi bu hayalin mimarına, Nikola Tesla'ya daha yakından bakalım. 1856 yılında o zamanki Avusturya İmparatorluğu'na bağlı, bugünkü Hırvatistan sınırlarında yer alan Smiljan adlı küçük bir köyde doğdu. Ailesi Sırp kökenliydi, babası papazdı, annesi ise eğitim almamış olmasına rağmen zekası ve pratik icatlarıyla Tesla'yı en çok etkileyen kişiydi. Tesla çok küçük yaşlardan itibaren hayal gücüyle dikkat çekti. Bir fikre takıldığında onu kafasında canlandırmadan uyuyamazdı. Eğitimini Avusturya'daki Graz Teknik Üniversitesi'nde başladı. Burada elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve tam da burada doğru akım ve alternatif akım üzerine düşünmeye başladı. Peki nedir bu akımlar? Doğru akım elektriğin tek yönlü ve sabit aktığı sistemdir. Alternatif akım yönü ve şiddeti belli aralıklarla değişen dalgalı bir akımdır. Tesla, alternatif akımın hem daha güvenli hem de uzun mesafelere daha verimli iletilebilir olduğunu fark etti. Fakat Avrupa'da bu fikirlerine yeterince destek bulamadı ve sonunda elinde bir bavul ve cebinde sadece birkaç sentle Amerika'ya gitmeye karar verdi. 1884 yılında New York'a ayak bastığında hayalleri büyüktü ama onu burada büyük bir sürpriz bekliyordu. Çünkü karşısına Amerika'nın en ünlü mucitlerinden biri çıktı, Thomas Edison. Tesla, Edison'un şirketinde çalışmaya başladı. Ama çok geçmeden bu ikilinin elektrikle ilgili fikirleri çatışacaktı. Çünkü Edison ısrarla doğru akımı savunuyor, Tesla ise alternatif akımı geleceğin sistemi olarak görüyordu. Başlangıçta Tesla, Edison'a büyük bir hayranlık duyuyordu. Ama kısa süre sonra Edison'un iş yapış tarzı ve onu sürekli olarak daha fazla çalıştırma çabaları Tesla'nın sabrını zorlamaya başladı. Bir gün Edison Tesla'ya büyük bir teklif yaptı. Eğer Tesla, Edison'un doğru akım sistemini geliştirirse ona 50 bin dolar verecekti. Ama bu teklif Tesla için bir tuzaktı.
Tesla bu teklifi kabul etti. Fakat proje tamamlandığında Edison sözünü tutmadı ve sadece çok küçük bir ödeme yaptı. Bunun üzerine Tesla, Edison ile olan işbirliğini sonlandırdı. İki adam arasındaki fikir ayrılığı bundan sonra her geçen gün daha derinleşecekti. Birlikte çalışmaları kısa sürdü. Anlaşmazlıklar ve yerine getirilmeyen vaatler nedeniyle Tesla, Edison'un yanından ayrıldı. İşte bu ayrılık, tarihe akım savaşları olarak geçecek büyük bir rekabetin de başlangıcıydı. Tesla'nın savunduğu alternatif akım, Edison tarafından ölümcül elektrik olarak tanıtıldı. Edison, alternatif akımın insanları öldürebileceğini söyleyerek, insanları korkutmaya başladı. Edison ve Tesla arasında geçen bu rekabet, Amerika'daki elektrik devriminin temelini attı. Tesla, Edison'dan ayrıldıktan sonra kendisini sadece alternatif akımın gücüne adamıştı ve birkaç yıl içinde alternatif akım Edison'un doğru akımını geride bırakacaktı. Tesla yalnız bir mucit olarak büyük bir savaşı kazanmıştı. Ama bu zaferin bedeli hem maddi hem de duygusal olarak büyük oldu. Tesla, Edison'dan ayrıldıktan sonra alternatif akımın gücüne inanarak büyük projelere odaklandı. Ama bu projeleri gerçekleştirmek her zaman çok zor oluyordu. Çünkü Tesla genellikle yalnız bir mucitti. Ve büyük fikirlerinin arkasında finansal güç yoktu. Yani ne kadar parlak bir zihin olsa da projelerini hayata geçirmek için bir destekçiye ihtiyacı vardı. Neyse ki Tesla bu dönemde kendisini gerçekten destekleyecek bir yatırımcıyla tanıştı ve o yatırımcı J.P. Morgan'dı. Amerika'nın en güçlü bankerlerinden biri Tesla'ya büyük umutlar bağlamıştı. Morgan, Tesla'nın projelerini desteklemek için yüklü bir miktar para sağlamaya karar verdi ve bu Tesla için hayatını değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Tesla, J.P. Morgan'ın fonlarıyla Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etmeye başladı. Bu kule kablosuz enerji aktarımını sağlamak için tasarlanmıştı ama işler kısa süre içinde ters gitmeye başladı. Çünkü Morgan, Tesla'nın projelerine başlangıçta büyük umutlar bağlamış olsa da sonradan finansal çıkarlarını başka yönlere kaydırmaya karar verdi. Morgan, Tesla'dan şüphe duymaya başladı ve bir noktada Tesla'ya verdiği desteği tamamen çekti. Tesla, en büyük finansal desteğini kaybetmişti. Peki neden Morgan desteğini çekti? Tesla'nın kablosuz enerji projesi başlangıçta çok vaatkar gözükse de Morgan bu projenin ne kadar büyük bir finansal yük getirebileceğini fark etti. Daha da önemlisi Tesla'nın enerji sistemlerini herkese bedava sunma isteği Morgan'ın çıkarlarıyla çelişiyordu. Çünkü Morgan paranın her zaman elinde olmasını isteyen bir bankerdi. Bu ayrılık Tesla'nın hayatında büyük bir darbe oldu ama o pes etmedi ve alternatif akımın dünyayı değiştirecek gücünü göstermek için mücadeleye devam etti. Ancak bu noktada Tesla'nın yalnızca bilimsel fikirleri artık onu bir yere götürmüyordu, onun ihtiyacı finansal ve politik destekti. Ve bu eksikliği Tesla'nın bir süre daha arayacağı bir gerçekte kalacaktı. Tesla'nın projeleri çok büyük, çok iddialıydı ama gerçekte finansal olarak bu devrimci fikirler için gereken kaynaklar her zaman elinden kayıp gidiyordu. Tesla'nın kablosuz enerji aktarımı fikri birçok açıdan devrimci bir düşünceydi. Eğer başarılı olsaydı dünyayı tamamen değiştirebilirdi. Elektrik kablolarına gerek kalmadan havadaki enerjiye ulaşmak mümkündü. Peki kablosuz enerji aktarımının faydaları ne olurdu? İlk olarak elektrik nakliyatındaki maliyetler yok olurdu. Evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda artık elektrik hatları, kablolar ve trafo istasyonları gerekmezdi. Bununla birlikte kablosuz enerji aktarımı daha verimli bir enerji dağıtımı sağlardı. Enerji her yere daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ulaşabilirdi. Ve hatta uzak bölgelerdeki insanlar bu enerjiye kolayca ulaşabilirdi. Bir başka önemli fayda ise elektrik altyapılarındaki güvenlikti. Bugün kablolar, özellikle yüksek gerilim hatları birçok tehlikeyi barındırıyor. Kısa devreler, elektrik çarpmaları, yangınlar,
kablosuz enerji ile bunların çoğu önlenebilirdi. Ayrıca kablosuz enerji aktarımı çevreye de büyük fayda sağlayabilirdi. Bugün fosil yakıtlar hala dünyanın enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Bu enerji kaynakları çevreye zarar veriyor, doğal kaynakları tüketiyor. Kablosuz enerji ise doğa dostu bir alternatif olabilirdi. Ancak her teknolojinin olduğu gibi kablosuz enerjinin de potansiyel zararları vardı. Tesla'nın geliştirmeyi düşündüğü sistem birçok elektromanyetik dalga yayacaktı. Bu dalgalar insanların sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilirdi. Bilim insanları elektromanyetik alanların cilt kanseri, baş ağrıları, uykusuzluk ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğini düşünüyor. Tesla'nın önerdiği sistemlerin insanların yaşamını nasıl etkileyebileceği o zamanlar tahmin edilemiyordu. Kablosuz enerji aktarımının bir diğer olası zararı ise frekanslar ve güç seviyeleri konusunda yaşanabilecek karışıklıklardı. Yanlış frekanslarla yapılan enerji iletimi cihazlara zarar verebilir, hatta yangın riski bile oluşturabilirdi. Ve elbette bu tür bir teknoloji tartışmasız büyük bir güvenlik riski taşırdı. Enerji iletimi o kadar geniş çapta olacaktı ki. Enerji kontrolü kaybolabilir, kötü niyetli kişiler bu gücü kötüye kullanabilirdi. Ancak teknoloji ilerledikçe, kablosuz enerji aktarımı günlük yaşamımıza entegre edilmeye başlandı. Bunu daha çok küçük cihazların kablosuz şarjı olarak görmeye başladık. Telefonlar, tabletler, elektrikli araçlar, bunlar kablosuz enerji aktarımının küçük örnekleridir. Bugün modern Wi-Fi teknolojileri ile bu fikri ilişkilendirmek oldukça mantıklı. Kablosuz internet, kablolu bağlantılara bir alternatif olarak ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde kablosuz enerji de gelecekte evlerimize, iş yerlerimize ve şehirlerimize entegre olabilir. Kablosuz enerji aktarımı bir gün hayatımızı nasıl değiştirebilir? Gelişen teknolojiyle birlikte enerji sistemleri değişebilir ve belki de evimizdeki her cihaz havadan enerji alarak çalışacak. Bundan böyle prizlere bağlı kablolarla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Ancak Tesla'nın vizyonu bu kadar kolay olmayacak. Bugün bu fikir hala tam olarak gerçekleşmiş değil ama bilim insanları ve mühendisler Tesla'nın mirasına sadık kalarak çalışmalarını sürdürüyorlar ve belki de bir gün elektrik havadan bedava gelir. Tesla hayatının son yıllarına geldiğinde daha önceki parlak başarılarının çok uzağındaydı. Finansal sorunlar, yalnızlık ve halkın ilgisizliği Tesla'yı ciddi şekilde etkiliyordu. Özellikle Wardenclyffe Kulesi'nin inşaatı tamamlanmadan J.P. Morgan'ın desteği kesilmişti ve Tesla devasa projeleri için gereken finansmanı sağlayacak başka birini bulamıyordu. Son yıllarda Tesla çok sayıda buluş ve patent üretmişti ama bu patentler maddi zorluklar nedeniyle pek de değerini bulmamıştı. Birçok icadı dönemin teknolojik ve ticari dünyasında genellikle göz ardı edilmişti. Tesla'nın son yıllarında elektrikli arabaların geliştirilmesiyle ilgili de bazı fikirleri vardı. Ancak bu fikirler de hayata geçmemişti. Tesla kablosuz enerji aktarımına olan inancını hiç kaybetmedi. Ama diğerlerinin bunu kabul etmesi o kadar kolay olmamıştı. Tesla'nın yalnızlıkla geçirdiği bu yıllarda yine de onun için önemli olan tek şey insanlığın daha iyi bir geleceğe kavuşabilmesi için yaptığı çalışmalarına odaklanmaktı. Son yıllarında eski başarılarını yad etmek yerine yeni projelere odaklanmıştı. Ancak Tesla'nın hayatı sadece bilimsel çalışmalarından ibaret değildi. Maddi sıkıntılar ona büyük bir yalnızlık da getirmişti. Bütün hayatı boyunca başarı ve başarısızlıklarıyla birlikte birçok zorlukla mücadele etti. Tesla'nın son yıllarında yaptığı çalışmalar çoğunlukla gündelik hayatta kullanılabilecek türde değildi. Ama bilim dünyasına katkıları tarihe damgasını vurmuştu. Özellikle elektromanyetizma ve alternatif akım konularındaki buluşları geleceğin enerji sistemlerini şekillendiren temellerdi. Tesla'nın son yıllarında icatlarının çoğu genellikle patentler ve belgelerle korunuyordu. Ama bu patentler Tesla'nın ölümünden sonra bile önemli bir konu olacaktı. Çünkü Tesla'nın bazı önemli patentleri
kendisinin tam sahip olduğu şeyler değildi. Tesla'nın sahip olduğu binlerce patent, onun dünyanın dört bir yanındaki birçok icadını geliştirmesini sağladı. Fakat birçok buluşu ondan izinsiz bir şekilde kullanıldı ve bu patentlerin büyük bir kısmı ticari açıdan büyük kazançlar elde eden şirketler tarafından devralındı. Tesla son yıllarında bir tür hüzün içinde yaşamış olsa da onun icatları ve mirası günümüzde her zamankinden daha fazla takdir edilmeye başlanmıştır. Tesla'nın ölümünün ardından yıllar geçtikçe icatları daha fazla insanın ilgisini çekmeye başlamıştı. Tesla'nın ölümünden sonra özellikle alternatif akım ve elektromanyetizma gibi konularda onun öncülüğünü yaptığı çalışmalar hızla daha geniş bir alanda kabul görmeye başladı. Ama Tesla tüm bu başarıları görmeden hayatını kaybetti. Tesla 7 Ocak 1943'te New York'ta yalnız bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Ancak Tesla'nın ölümüyle birlikte onun hayatı ve icatları hakkında gizemli bir perde aralandı. Birçok kişi Tesla'nın ölümünün ardından bazı önemli belgelerin ve araştırmalarının kaybolduğunu iddia etti. FBI, Tesla'nın ölümünden birkaç gün sonra New York'taki dairesine baskın yaptı. Baskının amacı Tesla'nın tüm belgelerine ve notlarına el koymaktı. Ancak el koydukları belgeler hala tam olarak kamuya açıklanmadı. FBI'ın Tesla'nın belgelerini neden almak istediği ise birçok spekülasyona yol açtı. Bunun birkaç nedeni vardı. Tesla'nın ölümünden sonra onun çalışmalarının devlet tarafından kontrol edilmesi gerekiyordu. Bazı teorilere göre Tesla'nın buluşları savaş teknolojilerine, özellikle de ölümcül silahlar geliştirilmesine yönelikti. Tesla'nın ölüm ışını olarak bilinen icadı bazı komplo teorisyenlerine göre savaşlarda kullanılabilecek bir tür ölümcül silahın temelini oluşturuyordu. Tesla bu tür bir silah üzerinde çalıştığını hiçbir zaman açıkça ifade etmedi. Ancak zaman zaman yaptığı açıklamalar onun bu tür bir teknoloji geliştirebileceğini düşündürüyordu. FBI'ın Tesla'nın belgelerini almasının ardında bu tür çalışmaların askeri amaçlar için kullanılabileceği endişesi yatıyor olabilir. Bir diğer komplo teorisi ise Tesla'nın çalışma alanlarının enerji alanındaki devrimsel buluşlar olabileceğidir. Eğer bu belgeler ortaya çıksaydı, Tesla'nın kablosuz enerjiyle ilgili yaptığı çalışmalara dair çok daha fazla bilgi edinilebilirdi. Tesla'nın ölümünden sonra hükümetin ve diğer güçlerin onun mirasını neden bu kadar dikkatle koruduğu bugün bile tam olarak anlaşılabilmiş değil. Ama bu gizemli olaylar, Tesla'nın devrimci düşüncelerinin ve icatlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tesla hayatı boyunca birçok engelle karşılaşsa da icatları ve fikirleri günümüzde insanlığın geleceğine yön veriyor. Ve belki de bazı sırlar bugün bile hala açıklanmayı bekliyor. Nikola Tesla sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda vizyoner bir düşünürdü. Onun icatları ve fikirleri hala dünyayı şekillendiriyor ve kim bilir belki de kaybolan belgelerinde İnsanlığa sunulacak yeni bir çağın kapılarını aralayacak sırlar gizlidir. Eğer Tesla'nın sıra dışı hikayesi sizi etkilediyse ve tarihin gölgelerinde kalmış daha fazla bilimsel keşfi, gizemi ve gerçekleri öğrenmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Zamanın ötesinde bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.